İsmail, yayınımıza hoş geldin, geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum Nazım, sağ olun. Evet, ilk gelen bilgiler hakkında bir şeyler öğrendik hakkınızda ama sen izleyicilerimizle paylaşır mısın? Ne koşullardasınız ve şu anda nasıl gazete çıkartıyorsunuz, çıkartabiliyor musunuz? Şimdi Elazığ 24 Ocak'ta büyük bir felaket yaşadı. Yani 6.8 şiddetindeki bir deprem, yüzeye yakın olması sarsıntıyı inanılmaz derecede çok şiddetli kıldı. Yani biz onu yaşadık. O depremden sonra yani tüm Elazığ'da yaşayanların inanın psikolojisi bozuk. Yanından biri geçse hafif bir, yani bir sarsıntı ya da bir arabanın geçmesinde yine deprem oluyor hissine kapılıyorsunuz. Zaten 800 üzeri bir artçı söz konusu. Bu 4.5'un üzerinde olan çok fazla var, 20'nin üzerinde. Ya inanılmaz bir hasarın yanı sıra bir psikolojik bozukluk yarattı bizlerde. O sarsıntı esnasında yani yıkılmayan evler inanın bir mucize mi diyeyim ya da çok mu sağlam yapılmış, yapılan yapılar mıydı? Muhtemelen bu sağlamlık tabii ki var. Hani hep derler ya, deprem öldürmez, bina öldürür diye. Biz Türkiye olarak bunu yaşadıkça öğreniyoruz. Ders alıyor muyuz? Kısmen alıyoruz gibi geliyor bana. Büyük bir acı yaşadık. Biliyorsunuz çok hasarlı bina var. Gazetemiz Güneş Gazetesi de Elazığ'da 23 yıllık bir gazete. Günlük yayın hayatımızda gittiğimizde bütün duvarların çatladığını, döküldüğünü, yani hasar, çok fazla bir hasarın olduğunu gördüm. Mesai arkadaşlarımla bu ortamda çalışamayacağımızı genel yayın yönetmenimize arayarak ilettim. Siz bilirsiniz dedi. Tabii ki dedi, önce can güvenliğiniz. Şimdi biliyorsunuz Van depreminde Doğan Haber Ajansı, ben o dönemde Doğan Haber Ajansı'nda çalışıyordum. Doğan Haber Ajansı'ndan iki arkadaşımızı bir artçı şokta yıkılan otel binasında kaybetmiştik. O psikoloji vardı. Depremin üzerimizdeki psikolojisi vardı. Bu nedenle gazete ofisinde çalışamadık. Bütün arkadaşlar bir minibüs ayarladık. Bir iki bilgisayarımızı alarak PTT meydanı dediğimiz postanenin önünde bulunan iletişim aracından sağlanan enerji ve internetle gazetemizi hazırlamaya çalıştık. Bugün de başlayacağız. Yine orada ya da başka bir noktada. Şimdi hemen bir başka yer bulup geçme imkanı da yok. Nereye geçeceksiniz? Hangi yer ne kadar sağlam bilmiyorsunuz. Yani öyle bir tedirginlik içerisinde ama iş devam ediyor, hayat devam ediyor. Siz gazetemiz... pardon, şeyi çıkartabiliyor musunuz İsmail arkadaşım? Kağıt gazete çıkartabiliyor musunuz yoksa internet üzerinden mi yayın yapıyorsunuz şu anda? Yok, bizim kağıt gazete, internet yayıncılık zaten devam ediyor. Onda bir aksama yok. Evet. Ofis ortamı olmadığı için gazetenin dizgi çalışmalarını, haber hazırlama çalışmalarını bir minibüs içerisinde gerçekleştiriyoruz şu an. Evet. Dediğim gibi yani sağlam bir bina, şu an nasıl bir bina bulursunuz, ne kadar sağlam olduğuna eminsiniz bilemiyorsunuz. Bir süre böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Her şeyden önce can güvenliği diyoruz. Peki hiç ulaşılamayan köyler olduğuna dair haberler var. Bunların siz de kontrol edebiliyor musunuz? Çünkü bir yandan da siz de başınız dertte, yani önce kendinizi kurtarmanız lazım ki haber yapabilirsiniz. Böyle temaslarınız var mı? Yok, deprem olduğu andan itibaren şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arama kurtarma ekipleri inanılmaz derecede çok yoğun bir şekilde, bir de buranın soğuğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Kırsal daha farklıdır. Yani ulaşılmayan köyleştirilerek giderilir. Bunda zor sunacak bir şey de yok. Peki bir şey daha sormak istiyorum. İsmail, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Büyük şehirlerden işte giysiler toplanıyor. Soğuğa karşı işte sentetik giysiler, kastüyü, kabanlar, polarlar, bunlar
dağıtılabildi mi? Oradaki çadırlarda kalanların üzerinde görebiliyor musun büyük şehirlerden gelen giysileri? O konuda bir şey diyemeyeceğim çünkü alana inmedim. Evet. Alana inmedim. Fakat geçtiğimde kurulan çadırlar, çadır kentler birçok noktada var. Onları gözlemledim. Fakat zaten İçişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. AFAD aracılığıyla yardımların yapılacağı yönünde. Nihayetinde Van depreminde, şu tarihi çok eski değil, Van depreminde özellikle bu dağıtımlarda yaşananlar göz önünde. O da makul geliyor bir vatandaş olarak bana. Evet. Tek elden. Peki, daha düzenli, daha AFAD yerine ulaşılır. Evet. İsmail, AFAD üzerinden dağıtılacağını söyledi dedin İçişleri Bakanı. Dağıtım bugün başlayacak. Dün yapıldı mı? Bugün mü başlayacak? Bu i̇şte ben dağıtımın yapıldığını görmediğim için o konuda bir şey diyemeyeceğim. Evet. Çünkü alana çıkmadım. Dün kendi derdimize düşmüştük. Evet. Ancak işte gazeteyi nasıl çıkarırız arayışı içerisinde olduğumuz için o konuda bir bilgim yok. Dağıtım başladı mı başlayacak mı bilmiyorum. Peki, görmedim. Bugün o zaman hem kendin için hem Türkiye için bir bu çadır bölgesinde tur atarak birkaç kişiye sorsan anlaşılır. Üzerinde kas tüyü dağcıların giydiği trekking giysilerinden olanlar var mı? Burada dağıtıldı mı, size geldi mi diye. Çünkü tırlar dolusu Elazığ'a giysi yollandı dün İstanbul'dan. Ben İstanbul'dan biliyorum. Biz onları zaten takip ediyoruz. Evet. Ya ama önemli olan, yani çıkıyor ama dağıtılıyor mu? Çünkü ben 99 i̇şte, depremini de izlemiştim muhabir olarak Gölcük, İznik'te depoda duruyor. 12 gündür sular orada akvaryum olmuştu, dağıtılmamıştı. Giysileri, çocuklara verilecek önlükleri okulun açılmasını bekliyorlar. İç çamaşırları orada duruyor. Deprem olmuş 17'sinde, 25'inde hala bir iç çamaşır dağıtımı bile yapılmamıştı. Hadi o yazdı idare ederdi ama şimdi kış ve üstelik de soğukta bir anda insanlar hayatını kaybedebilirler. Şimdi soğuk eksi onlara kadar çıkıyor. Bakın Gölcük depreminde işte biraz önce söyledim ya, daha da profesyonelleşiyoruz. İşte daha da binalarımız her geçen gün biraz daha sağlama gidiyor. Eskiden denetimsizlikler vardı. Çalmalar vardı. İnsanların hayatına mal olan cinayet işleyen yapılar vardı. Şimdi bunlar peyderpey insanlar da bilinçleniyor. Siz Gölcük depreminde, ben de biliyorum Gölcük depreminde yaşananları, ben o bölgede çalışmadım. Burada Okçular bölgesindeki depremde, Bingöl bölgesindeki depremlerde ben de gazeteci olarak çalıştım. O yaşanan sıkıntıları yakinen biliyorum. İşte o nedenle İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bu sistem bana çok uygun ve mantıklı geliyor. Çok mont gönderirsiniz ama ayağımda benim çorap yok, ayağımda bot yok. O montlar işime yaramaz benim. Evet. Tek elden koordineli olarak yardımların, güzel, yapılmasında fayda var. İnşallah öyle olur. Kimse açıkta kalmaz. Biz bunu tabii ki takip edeceğiz. Evet. Gazeteci olarak bunu takip edeceğiz. Kimlere yardım veriliyor? Gerçekten ihtiyacı sahiplerine mi veriliyor? Yani onlar tabii ki mercek altına alınacak. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. İsmail, kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha hem Elazığ'a hem size geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.